Ülkemizde çoğu yetişkin kronik böbrek hastası olduğunun farkına varmadan yaşamına devam ediyor. Kronik böbrek hastalığının çeşitli fiziksel belirtileri olmakla birlikte, kişiler çoğu zaman bu belirtileri farklı durumlara yorarlar. Ayrıca kronik böbrek hastalığı olanların, hastalığın belirtilerini ancak son evrelere doğru böbrek işlevleri azalmaya başladığında veya idrarda yüksek miktarda protein gördüklerinde fark ettiklerini belki de duymuşsunuzdur. Yalnızca %10'luk bir kesim kronik böbrek hastası olduklarının bilincinde. Hastalığın kesin teşhisi ancak tıbbi tetkiklerle konulabilir, ancak kişide böbrek hastalığını düşündürecek bazı temel işaretlerden bahsetmek mümkün. Yüksek tansiyon, şeker hastalığı, bilinç bulanıklığı ve aile geçmişinizde böbrek yetmezliği varsa veya 60 yaşın üzerinde bir yaşa sahipseniz böbrek hastalığı açısından yıllık düzenli kontrollerinizi yaptırmanızı önemli tavsiye ederiz. Bu videomuzda sizlere böbrek hastalığının yol açtığı belirtiler ve böbreklerde hangi hastalıklar görülür sorularını yanıtladık. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Böbrek hastalıkları hangi belirtilere yol açabilir? Böbreklerle ilgili sağlık sorunları oldukça büyük farklılık gösterdiğinden, klinik tabloda çeşitli semptomlar ortaya çıkabilir. Bu doğrultuda böbrek hastalıklarında aşağıdaki belirtilerle karşılaşılması mümkündür. Halsizlik ve yorgunluk. Bilinç bulanıklığı. Vücudun alt kısımlarında daha fazla görülmek üzere, uzuvlarda yaygın ödem ve şişlik, sabahları yatış pozisyonuna bağlı göz çevresinde ödem ve şişlik. Ciltte kuruluk, döküntü, renk değişikliği veya solukluk. İdrar alışkanlıklarında değişiklik, sık idrara çıkma, gece idrara kalkma, çok fazla miktarda veya çok az miktarda idrar yapma. İdrarda kan gelmesi, koyu renkli idrar yapma. İdrar yaparken yanma veya ağrı. Bel ağrısı veya karın alt kadranlarında ağrı. İştah kaybı, bulantı kusma, ishal veya kabızlık. Kas ve eklem ağrıları. Cinsel fonksiyonlarda bozulma, cinsel isteksizlik. Bunların yanında çeşitli koşul veya rahatsızlıklara sahip kişilerde böbrek hastalıklarının gelişme riski artar. Bu bakımdan aşağıdaki özelliklere sahip kişiler böbrek hastalığı geliştirmeye toplumun geri kalanına göre daha çok yatkındır. Hipertansiyon, diyabet, lupus gibi böbrek hasarına yol açan kronik hastalığı olanlar. Ailede kronik böbrek hastalığı öyküsü olanlar. İleri yaştaki kişiler. Afrika, Hispanik, Asya gibi çeşitli etnik özelliklere sahip kişiler. Böbreklerde hangi hastalıklar görülebilir? Böbrek hastalıklarından şüphelenildiği durumlarda hasta, böbrek hastalıkları bölümü olan nefrolojiye yönlendirilir. Bu bölümde hastayla böbrek hastalıkları doktoru olan nefrolog ilgilenir. Klinikte çok çeşitli böbrek hastalığı vardır. Bu yazıda sıklıkla karşılaşılan hastalıklara değinilmiştir. Etkilenen dokulara göre, farklı klinik özelliklere ve mekanizmalara sahip hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu bakımdan toplumda en sık görülen böbrek hastalıkları aşağıdaki gibi özetlenebilir. Kronik böbrek hastalığı. En sık görülen böbrek hastalığı kronik böbrek hastalığı veya kronik böbrek yetmezliğidir. Genellikle böbrek dokusunda uzun süre devam eden sağlık sorunlarına bağlı doku hasarıyla birlikte, böbrek fonksiyonlarının aksaması ve kalıcı olarak gerilemesi sonucu görülür. Toplumda en sık görülen nedenleri arasında hipertansiyon ve diyabet sayılabilir. Böbreğin kan damarlarını süzerek idrar oluşturmasında kritik rol oynayan damar yapıları, glomerül, bu hastalıkların etkisiyle tahribata uğrar ve fonksiyonlarını kaybeder. Sonuçta böbrekte yeterli idrar üremez ve vücuttan atılması gereken zararlı maddelerin kan düzeyleri artar. Akut böbrek yetmezliği. Böbrek dokusunda kısa süre içinde hasara neden olabilen kimyasallar, ilaçlar, bazı hastalıklar veya fiziksel travma gibi etkenler nedeniyle, böbrek fonksiyonlarının hızla gerilediği durumlarda akut böbrek yetmezliğinden söz edilir. Böbrek hasarına yol açan nedenin giderilmesiyle, akut böbrek yetmezliği düzelebilir. Böbrek fonksiyonlarında kalıcı hasara neden olmasa da, tedavi edilmediği takdirde kronik böbrek yetmezliğine dönüşebilir.
Burada esas sorun, idrar üretiminden sorumlu glomerül ve idrar kanallarının hasara uğraması ve fonksiyonunu geçici olarak kaybetmesidir. Böbrek taşı. Böbreğin idrar yollarıyla bağlantısı sağlayan pelvis bölgesi ile idrar yolları boyunca, idrar içerisinde yer alan minerallerin çeşitli nedenlerle yoğunlaşarak dokular üzerine çökmesi ve taşlaşması sonucu böbrek taşları meydana gelebilir. Böbrek taşı dokularda tıkanmaya yol açabildiği gibi fiziksel olarak idrar yollarına zarar verebilir. Tıkanma sonucu biriken idrar sıvısı zamanla enfekte olabilir ve ciddi idrar yolu enfeksiyonlarıyla sonuçlanabilir. Uzun süreli tıkanmalarda biriken idrar böbrek dokusuna zarar vererek böbrek yetmezliğine yol açabilir. İdrar yolu enfeksiyonları. İdrar yollarındaki dokuların bakteri, virüs veya mantar etkenler tarafından enfekte olması ile idrar yolu enfeksiyonları meydana gelir. İdrar yolu enfeksiyonları genellikle aşağıdan yukarıya bir seyir gösterir. Bu bakımdan sıklıkla mesane dokusunda iltihap izlenirken, sistit, tedavi edilmediği takdirde enfeksiyon yukarıya doğru yayılıma devam edebilir ve böbreklere ulaşabilir. Gelonefrit, nadiren vücutta gelişen bazı enfeksiyonlar kan yoluyla doğrudan böbreklere de yerleşebilir. Polikistik böbrek hastalığı. Genetik olarak böbrek gelişiminden zorunlu bazı genlerin mutasyona uğraması sonucu, böbrekler kistik yapılarla bezeli şekilde gelişim gösterebilir. Böbrek dokusunda sayısız kist gelişimi ile sonuçlanan ve bazı böbrek fonksiyonlarında aksamaların izlendiği bu rahatsızlıklara polikistik böbrek hastalığı denir. Polikistik böbreklerde başta hipertansiyon olmak üzere, kanlı idrar ve böbrek boyutlarının artması gibi farklı sorunlar meydana gelebilir. Böbrek büyümesi belirtileri arasında karın ağrısı, karında şişlik, doluluk hissi, bulantı kusma, ateş, terleme, idrar yaparken yanma gibi şikayetler yer alır. Glomerülonefrit. Böbreklerin özelleşmiş kılcal damarları olan glomerüllerin çeşitli mekanizmalar sonucu iltihaplanması ile ortaya çıkan hastalıklara glomerülonefrit adı verilir. Nefrotik ve nefritik sendromlar olarak da bilinen bu hastalık grubu, çeşitli otoimmün ve romatolojik hastalıkların ekseninde ortaya çıkar. Hastalarda yaygın vücut ödemi, hipertansiyon, idrarla protein kaybı, kanlı idrar ve damar içi pıhtılaşma gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Son olarak, videomuzda bahsettiğimiz olası belirtilerden biri veya birkaçı sizde de oluyorsa, en kısa sürede bir uzmana gitmeyi ihmal etmeyin. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.